Nasılsınız? Uzun bir süre sizlerden ayrı kaldık. Özür diliyoruz efendim. Bunun bazı özel sebepleri vardı. Onları daha sonra sizlerle dertleşeceğiz. Arkadaşlar, Cuma gününün kuponu hazır. Sizlerle analizleri yapmaya başlamadan önce Mersin'den size selam ediyorum. Güzel bir dolu yağışı oldu Mersin'de. Ne zamandır kurak gidiyordu açıkçası havalar. Buna ihtiyacımız vardı. Biraz fazla yağdı. Belli yerlere zarar vermiş de olabilir ama Allah kimseyi susuz bırakmasın. Çok zor yazı düşünemiyorum. Umarız bu yağışlar devam eder. Ülkemizde kuraklık olmaz. Arkadaşlar, günün ilk maçı, bültenimizin de kuponumuzun da ilk maçı Konyaspor Galatasaray maçı. Galatasaray'ı konuşmaya çok gerek yok. Lider durumdalar. Fenerbahçe'ye yaklaşık 9 puanlık bir fark atmış durumdalar. Oyun anlamında da çok iyi Galatasaray. Zaniolo gibi nokta atışı bir transfer de yaptı. Bugün savunmada Nelson yok ama Konyaspor Galatasaray savunmasını açacak kuvvette değil. Belki bir gol bulup maçı vara taşıyabilirler ama ben Galatasaray'ın maçı alacağını düşünüyorum. Konyaspor yanlış bir teknik adam değişikliği yaptı. Stojanovic'i getirdi. Neymiş efendim? Gençlere yer verilmiş. Şu anda Konyaspor'un durumu gençlere yer vermek değil, küme düşmemek olmalı. Son 6 maçta bir hükmen galibiyetleri var. Bir beraberlikleri var. 4 kez mağlup oldular. Yeni teknik adamın gazı maalesef Konyaspor'a çok etki etmedi gibi görünüyor. Yani madem İlhan Palut'u göndereceksiniz, Hikmet Karaman gibi bu ligi bilen deneyimli bir teknik adam gelebilirdi. Bakın, Alanya Spor da teknik adam değiştirdi ama riske girmeden Ersun Yanal'ı getirdi. Başarılı olur olamaz ama sonuçta ligi bilen deneyimli bir teknik adam geldi Alanya Spor'a. Konya Spor'da böyle bir seçim yapabilirdi. Uzun vadede başarılı olur mu? Olabilir. Kimsenin başarısızlığına niyeti istediğim bir durum değil ama yanlış bir teknik adam değiştiydi. Ben Galatasaray maçı bu akşam 1.66 orandan alacağını düşünüyorum. Hatta ilk yarı maç sonucu 2'den 2 bile olabilir. Belki 0'dan 2 de bu maça denenebilir arkadaşlar. İkinci maçımız Altınordu Tuzla Spor. Altınordu'da Gökhan Ünal gelmiş teknik adamla ama bu birliktelik çok uzun sürmedi. Gökhan Ünal'la hafta sonu ayrıldı Altınordu'nun yolları. Onun yerine Hasan Özer geldi. Hasan Özer bu camianın tanıdığı bildiği bir isim. Gençlerle diyaloğu iyi olan bir isim. Ne katabilir, ne yapabilir bunu göreceğiz. Altınordu son 6 maçta sadece bir kez galip geldi. Bir de beraberliği var. 4 maçta da mağlup oluyor Altınordu. Küme düşme hattındalar. Evet, Altınordu düşüp düşmemesi çok önem arz etmiyor ama bu ligde gençlerle mücadele eden bir takımın da artık bence kümede kalması gerekiyor. Bu maç onlar için çok önemli. Rakip Tuzla. Tuzla Spor'da son 6 maçın hepsinde skor buldu. Mağlup olduğu maçta bile Tuzla Spor skor bulmuş bir takım. En son Gençler Birliği'ni 1-0 yendiler arkadaşlar. 12. sırada Tuzla. Playoff şansı bence zor. Ama zorlayacaklardı son haftaya kadar. Bu maç bize, ben Altınordu'daki teknik adam değişikliği, Tuzla Spor'un da ileri uçtaki hareketli forvetlerine ötürü ben maçın karşılık gol var olacağını düşünüyorum. Kuponumuza da bu şekilde işaretledik. 1.65 oranı var. Sizlere de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü maçımız Sassuolo Spezia. Son hafta güçlü rakipleri yenen iki takım. Sassuolo Roma'yı arkadaşlar deplasmanı 4-3 yendi. Evet, Roma kırmızı kart görmüştü o maçta ama Sassuolo muazzam. Baştan sona gerçekten maçı hiç bırakmadılar. Ki Roma genelde maçta alt biten bir takım. Sassuolo Roma'ya 4 gol atabildi. Mourinho'nun takımına 4 gol atmak bence gerçekten başarı, ciddi bir başarı isteyen bir iş. Rakip Spezia, onlar da Inter 2-1 yendiler. İki formda takım maçında. Normal şartlarda arkadaşlar karşılıklı gol olması gerekiyor. Ben akşam deneme için bu maça ve sizler için kuponu seçtiğim maça bir de karşılıklı gol yok kuponu yazacağım, deneyeceğim. Bunu tabii oynamayacağım, paylaşmayacağım bir yerde ama bazen zıttını oynamak da gerekiyor. Ama şu anda analizini yaptığımız kuponda Sassuolo Spezia maçı karşılıklı gol var 1.45 olan bence gayet yeterli. İkinci maçımız, son maçımız Lyon-Nant maçı. İki takım da son maçlarında beraberlik aldılar arkadaşlar. Lyon 10. Nant 14. Lyon Lille 3 berabere kaldı. Nant Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildi. Ama yani üstün bir maçtı arkadaşlar. Yani hiç bırakmadılar maçı onlar da. Son maçta Nice'le 2-2 berabere kaldılar. Bu maçta da size önerim karşılıklı gol var. İstatistik anlamda en azından yapmış olduğumuz analizlerde bu maçların karşılıklı gol vermesi gerekiyor. Umarız kuponumuz tutar. Umarız ufak da olsa bir kazanç elde ederiz. Umarız sizlere mahcup olmayız arkadaşlar. Bu kanallaşma amacımız para kazanmak veya izlenme oranı değil. Sadece sizlere
yardımcı olmak, sizlerin yerine maçları analiz edip 4 maçlık, 3 maçlık geri geldiğinde kuponlar hazırlayıp günümüzün keyifli geçmesi. Bana katlandınız, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Keyifli, güzel bir cuma akşamı olsun efendim. Sarsınsız bir cuma akşamı olsun. Dolusuz, yağmuru bol ama sel olmayan bir cuma akşamı olsun arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar.